Değerli izleyenler, yayınıma hoş geldiniz. Evet, ne yaptın Aliyev diyoruz. Azerbaycan halkına Karabağ faturası kesildi. Demek zorunda kaldık. Bu zammı yapmak zorunda kaldık diyebilirler. Ama bizim soracağımız çok soru var. Özellikle işletmelere, büyük fabrika patronlarına ise neden doğalgaz ve nefte indirim geldi Sayın Aliyev? Azerbaycan halkını şöyle bir tarif etmek gerekiyor. Savaş sırasında bütün gücüyle çocuklarını, evet, kınalı kuzularını görmeden, annesini görmeden asker otobüsüne koşan o yiğitlerin annelerini ve o yiğitlerin, evet, savaştan sonra döndükleri şehirlerde çok pahalı yaşamla karşılaşmalarını sağlayamayız. Devlet olarak, Azerbaycan olarak halka Karabağ'ın faturasını kesemeyiz. Eğer bir fatura kesilecekse, bu fatura halka, patronlara, siyasilere, memurlara ortak kesilmelidir. İnanın, yüksek maaşlı memurların, bunun yanında Kelbecer'deki altın madenlerinin hızlı bir şekilde diyelim özelleştirmesi yapıldı. Belli şirketlere anlaşmalar yapıldı. Bunlar hazineye kaynak olarak gelebilir. Kelbecer bir turizm harikası. Şimdiden firmalarla görüşmeler yapılıp film sektöründen tutun belgesel ve her türlü kültür sanat etkinliklerinde Kelbecer'in yoğun bir şekilde kullanılacak güzel ve doğa harikası bölümleri var. Büyük şirketlerle anlaşılıp bunlar 5 yıllığına, 10 yıllığına kullanım verilebilir bazı bölgeleri. Oradan elde edilmiş güçlü gelirlerle hem Azerbaycan halkı o özelleştirilen bölgelerde yapılan tesislerde tatil yapar, hem oradan faydalanır çünkü bu hak verilmeli, hem de Azerbaycan ekonomisine büyük kaynaklar akışı sağlanır. Sayın Ali, demiştin ki, evet, demiştiniz ki biz Ermenistan'dan ne alacağız? Biz Ermenistan'dan tazminat alacağız demiştiniz. Çok güzel. Ama tazminatı bakıyorum, Azerbaycan halkından kesiyorsunuz. Çocuklarını feda eden, kendisi oğlunu görmeden, annesi oğlunu çocuk annesini görmeden, askere giden oğlu, uşağı, annesi uşağını görmeden asker otobüsüne koşan bir milletin savaş sonrasında ilk faturayı ödeyecek olmalarını anlayamam. Bir sorumluluk varsa bizzat Sayın Aliyev dahil, bütün iş adamları ve uşakları dahil, bütün işletmeler, devlet memuru, yüksek maaş alan başçılar dahil, hepsi bu sorumluluğun altına girmelidir. Fahiş fiyatta arttırmakla, kaldırmakla, fiyatları kaldırmakla bu işin üstesinden geleceği sanılıyorsa yanılıyorlar. Bu yapılan artış Azerbaycan'da market ve bakkallardaki ürünlerin kalkmasına neden olacak. Azalmasına neden olacak. Ve ürün çeşitliliği de azalacak. Tamam, fabrikalara bırakın pahalılaştırmayı, indirim getirmiş. Tamam, ekonomiyi canlandırmak için fabrika sahiplerini destekledin. Ama Sayın Aliyev, hiç mi ekonomi briefingi almıyorsun? Lütfen, ama lütfen. Burada şu garip halkın, şu zulüm içinde yaşayan değerli kardeşlerimizin ne olursa olsun bu kadar büyük bir neft ve gaz zammına müstahak edilmesi gerçekten beni yaralıyor. İfade etmek istediğim husus şu. Azerbaycan'a sesleniyorum. Sokar şirketine sesleniyorum. Her ne olursa olsun bu yaptığınız zammın insafla alakası yoktur. Bu yaptığınız zammın bir zulüm vesikası olduğunu bilin.
Emekliye neden bu kadar zam yapılmadı Sayın Aliyev? Ya emekliye de %40 zam ver, arttır, maaşlar kalksın. 180 manata bir emekli maaş alıyorsa, o maaşı sen 300 manat yap, arttır %40. Şimdi emekli nasıl elektrik tüketecek? Emekli nasıl geçinecek? Nasıl? Bana bunu bir açıklasın. Azerbaycan için kaynakları açıkladım. Yeni aldığımız Karabağ'daki, Kelbecer'deki bazı bölgeleri kirala. Turistik, film endüstrisi, bitki sanayi, ilaç sanayi için. Kelbecer'deki o doğal bitki örtüleri, çiçekleri ilaç yapımında muazzam bir kaynak. Bunları firmalarla görüş, kaynak aktar. Halkına fatura kesme. Altın madeni özelleştirdin. O altın madenini kimlere verdiysen onlardan ön ödeme al. Hemen hazineye aktar. Hemen bu vatandaşa kaydır bunları. Vatandaşa ver. Ya bunları biz mi söyleyeceğiz değerli izleyenlerim? Yani bunları demekten üzülüyorum. Tamam, Azerbaycan'ın enerji gelirinden harici gelir yok ama bu suç halkın suçu değil ki. O enerjiden, petrol devi şirketlerinin özellikle enerjiden aldığı gelirle yan sanayi, deterjan sanayi, ilaç sanayi gibi sanayilerde güçlü yer bulacak pozisyonlarda adımlar atılabilirdi. Bunları açıklamamız ve Azerbaycan halkına yapılan zamın %5'e çekilmesini talep ediyoruz. %40'lık zam kabul edilemez. %5'lik zamla ancak ve ancak onu da zor kabul ederiz savaş olduğu için. İşsizlik önlenmeli. Gençler için Türkiye'yle entegrasyon anlaşması yapılmalı. Anlaşmalar sözde kalmamalı. Türkiye'yle ivedi görüşmeler gerçekleştirilmeli ve bunun sonucunda güzel ve hedefe ulaşan adımlar atılmalı. İsteğimiz bu. Bu vesileyle Türkiye ile Azerbaycan arasında önemli bir işçi alışverişi ve eğitim, gençlerin okul alışverişi olmalıdır. Yani bir öğrenci orada okuyabilmeli, oradaki öğrenci burada okuyabilmelidir. Ama zaten savaştan sonra işsizlik daha da arttı, maaşların, pulların düşürüldüğü, işsizlerin çoğaldığı, fiyatların arttığı, giysinin, ilacın, gıda, her türlü çikolatanın, her şeyin fiyatının arttığı bir dönemde. Bir de üstüne siz bu zammı verirseniz zaferi kazanan halkı cezalandırmış olursunuz. Yapmayın. Evet değerli Azerbaycan halkı, bu haklı çağrımı sevdiğiniz tüm kardeşlerinize ulaştırın. Sizin sesiniz serbest kürsüden. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.